Merhaba, ben Melisa Aslı Pamuk. Merhaba, ben Yeşim Ceren Bozoğlu. O ne diyor ya, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizlerden gelen soruları yanıtlamaya geldik. Hayaller ve Hayatlar dizisindeki karakterlerinizle benzerlikleriniz var mı? Kazakistan'dan selamlar, sizi çok seviyoruz. Kazakistan'a selamlar. Hakikatleri konuşayım mı? Söyleyeyim mi gerçeği? Dışarıdan dikenli, neydi o, deniz kestanesi gibi gözükmekle birlikte içi tamamen setenay. Kremalı bisküvi gibi düşünme anladığımın dışarısı böyle kakaolu beser. Ama içi yumuşacık, bayağı setenay. Cepten yiyor yani aslında. O kadar iyi bir aktör değil dermiş. Aynen. Yalan. Çok iyi aktör. Sen Melike'ye ara ara benziyorsun ya, bence. Neren benziyor? Yani sahip çıkmak anlamında falan. Böyle. Sevgi dolu bir insan. Bizi yöneten aslında. Tövbe estağfurullah, estağfurullah. Öyle bir şey değil de hani yani nacizane yol gösterdiğimiz arada olabilir. Yolda ünlü birini görünce otomatikman selam veresin geliyor mu? Ayıp olur vermezsen falan diye düşünüyor musun? Çok iyi soru. Yani sevdiğim biri ise hani bilmiyorum öyle birileri ünlü veya ünsüz diye değil. Ben genelde sokakta gördüğüm, göz göze geldiğim herkese selam veriyorum ama... Melisa'ya, Aybüke Başkanı ve Özge'ye sette karavanlar arasında gidip gelirken "Aa Melisa Aslı Pamuk buradaymış" diye bağırıyorum. Kalamış parko üstlerine saldırıyor. Ben sonra kendi karavanıma kaçıyorum. Ünleri gördüğümde selam veriyorum. Merhaba Melisa Aslı merhaba. Evet. Her şeyi planlamayı mı yoksa kendiliğinden gelişmesini mi seviyorsun? Ben kendiliğinden gelişmesini seviyorum sanki. Ya büyük yalancısın Melisa ya. Büyük yalan yani. Plancıyım ama haftalık net planlarım var. Öyle değil. Yani planıma göre hareket ederim ama o ara işte kendiliğinden gelişince yalan de... söylüyor ya. Bayağı yalan söylüyor. Asker, asker böyle listeler falan. Rejim yapılıyorsa Gestapo gibi. Evde bir tadilat varsa Gestapo gibi. Hayatımda gördüğüm en disiplinli insanlardan biri. Hiç öyle spontan falan değil yani. Ben de net plancıyım yani. Hiç öyle spontan şeylerde oyunculuk dışında ve bazı anlar dışında spontan davranamadığımı söyleyebilirim. Dur da şey yapamadım şöyle. İstediğin bir ülkedesin, çok güzel bir filmin başrolüsün. Karşına istediğin bir ünlüyü koyacaksan kız erkek fark etmez, kimi koyardın? Karşıda oturuyor dermişim. MMK. Tom Hardy. MMK dedim ilk. Evet. İlk onu dedim. Dedi ama yani ikinci. Ben herhalde Charlize Theron'la denemek isterdim. Kale aldığım tek kadın aktör dünya piyasasında o yani. Meryl Streep ve Charlize Theron yan yana olursa tadından yenmez. Stalk yaparken yanlışlıkla yaptığın ve panik olduğun bir durum oldu mu Melisa? Yok çok şükür. Dedeşim ilk kendisi. Benim bayağı oldu. Gözlüksüz yaptım her seferinde yakaladım. Ay dur beğenmedi şeyim falan diye. Bir de işin kötüsü şöyle şeyler oluyor. Mesela arkadaşlarıma yolluyorum bir şeyi. Şuna bir bak bakayım sence ne demek istemiş derken o beğeniyor falan. O daha da büyük rezillik yani. Çünkü WhatsApp gruplarına düşmüş falan. Sana bir hesap falan açmak lazım yani gizli. Ya fake hesap evet açmak lazım diyorlar da işte. O da yalan ya o yüzden giremedik o topa. Sette hoşunuza gitmeyen bir saç yapıldığında kamera karşısında tedirgin oluyor musunuz? Yoksa rol gereği deyip umurunuzda olmuyor mu? Ne olur samimi cevap. Ben saçımı kendim yapıyorum. Makyajında kendim doğal yapıyorum. Kullanıyorum ben. Benim içinde yani öyle bir... Yani ben Nurhan oynamışım artık anladım 110 kiloya çıkıp böyle yağları saçıma sürmeyle bu soruyu. Rol neyi gerektiriyorsa o hiç öyle şeylere takılmam. Bununla birlikte eskiden çok sıkılıyordum. 45 dakika o saçlar, makyajlar falan. Burada ya sabır ve la kuvveten deyip... Yeşim abla yemin ederim görünce çok sevindim. Ya. Sendeki enerji kalpten. Sevgilimden yeni ayrıldım. Arkadaşın olsan benim için ne yapardın? Hadi bakalım. Ya çok tatlıymış. Evet Güzin abla hayatın yarısı böyle geçiyor zaten akıl vererek. Önce duygunu ifade etmen için alan açardım. Ondan sonrasında da o ayrılıktan senin ne öğrenmen gerek orayı sorardım sana. Çünkü her deneyim bize bir şey öğretmek için yaşanıyor diye inanıyorum. Bir de seviyorsan git konuş bence derdim. Konuşmayınca çok fena olur sonra bak şekilleri al. Bir gülümseyin de SS alalım. Tamam. SS almak ne demek? Screenshot. Ha. Setten biriyle ev arkadaşı olacak olsanız kimle olurdunuz ve neden seviyorum sizi? Ben bütün kızlarla olabilirim herhalde. Ben de hiçbirini dışarıda bırakamam. Hepsini alırım yani. Ama iç işlerde komutayı Melisa'ya veririm. Dış işlerde komutayı Aybüke Başkan'a veririm. Ve mutfak sorumlusu tabii ki Özge olur. Net. Set çantanızda neler oluyor? Ben dünyayı taşıyorum.
Her şeyi taşıyorum yanımda. Yani böyle bir süpermarket gibi düşünebilirsin. Çantası anladın mı? Minyatür bir AVM gibi içinde. Muz da var işte, elma, ilaçlar falan. Evet. Yani bir sen yoksundur senin çantasında, öyle diyeyim sana. Yapacak bir şey yok başka yani orada yaşayınca. Doğal olarak böyle hani her şey onun içinde. Duymaktan sıkıldığın klişe bir yalan. Ay ben söyleyeyim mi? Bugün setim var. Çok güzel bir yalan. Çok iyi. Hayır ama senin duymaktan sıkıldığın. Senin söylediğin değil. Ben duymaktan sıkıldım değil. Ben bu mükemmel bir şey. Hani birbirimize kullanıyoruz ya oyuncu olarak. Setim var bu. Evet. Gelemeyeceğim duruma. Yok, bana genelde insanlar hakikatini söylüyor direkt. Çok şükür. Yeşim, bize bir tavsiye gelmez mi? Nasıl bu kadar inceldin? Öpüyorum. Efendim tavsiye var. yecb19.com.tr. Bunun için açtım orayı. Yani bütün bu zayıflama hikayesi, incelme, spor. Asıl tabii bakarsanız bütünsel olarak fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıkla ilgili. Gerçekten kimlerden yardım ve destek aldıysam o bilgilerin hepsi o sitenin içinde ücretsiz. Lütfen okuyun. Faydası olsun inşallah, şifa olsun inşallah. YCB19 diye de Instagram hesabımız var. Orada da çok aydınlatıcı, faydalı bilgiler var. Bu sorunun cevabı orada. Uymaz Lale, net bir arkadaş kendisi. Ne eksik olduğunda makyaj yapmamış gibi hissediyorsun? Rimel sürmeden. Ben parfümsüz mümkün değil yani. Makyaj bile yapmayabilirim ama parfüm. Benim için asıl şey o yani. Olayımız o. Hayaller ve Hayatlar dizisindeki gibi bir kız grubun var mı? Bir olay olduğunda sen nasıl tepki verirsin? Sakinleştiren mi, gaza getiren mi? Kız grubum var. Tabii ki. Gaza getirebilirim. Baktım yanlış yöne doğru gidiyor. Bir hemen geri vites yapıp doğru yönlendirmeye çalışırım. Evet, Melisa o konuda çok adil bir insan. Duruma gerçekten bir kere çok arkadaşlarına ve dostlarına kıymet veren ve özen gösteren bir insan. Hakikaten yani bütün kalbiyle, enerjisiyle ve zamanıyla seni gerçekten dinleyen bir dost. Bu da günümüzde çok az bulunuyor bence. O yüzden çok değerli. Orada da genel olarak şey yaptığını, ben kendi tecrübemi söylüyorum. Durumun gerçeği neyse onu adil dinliyor, objektif dinliyor. Ve ona göre bir yönlendirmede bulunuyor. Öyle boş gaza getirdiğini ben senin hiç görmedim. Kız grubu tabii ki var yani. Hayaller ve Hayatlar diye. Sorularınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir vakit geçirdik. İnşallah siz de bizim kadar keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Ya! Hoş geldiniz.